Tele Talks'a hoş geldiniz. Ben Berker Güven. Bugün Google'da benim hakkımda en çok aradığınız ya da en az aradığınız soruları cevaplayacağım sizler için. Başlayalım mı? Başlayalım. Neyle başlıyoruz? Berker Güven öldü mü? Evet. Zannetmiyorum. Ben de sanmıyorum. Berker Güven kimdir? Kimdir abi? Sensin. Benim. Bu kadar. Yani, tanımayan birine nasıl tanıtmak lazım acaba ya? Beni tanımayan birine nasıl tanıtmak lazım? Oyuncu. O biraz etiket oluyor ya. O benim yaptığım şey. Sana taktığı bir lakap bir şey var mı? Yani ne Berko demek? Der, Baran var, Şampiyon der en yakın arkadaşım. Tavşan bir de arada Tavşan der. Tavşan niye? Anısı var. Berker Güven doğum tarihi 1994 doğumluyum. Bu şey ne? Ay. 7 Eylül 1994 doğumluyum. Berker Güven burcu. Ne oluyor abi? Başak. Başak burcun özellikleri nedir? Sen bu özelliklere sahip misin? Başak burcunun özellikleri genel olarak titiz olması, analitik olması, bazı zamanlar takıntılı olması, disiplinli olması. Bunların hepsi bende biraz biraz var. Ama ben zaman içerisinde bunları aşmaya, törpülemeye çalıştım. Çünkü zor öyle yaşamak yani. Berker Güven boy kilo. Onu ölçtük az evvel. Az önce ölçtük. 1.83 çıktı sende ama ayakkabı faktörü falan vesaire 1.80. 1.80 süper. 1.80 düz. Kilon kaç? Herhalde 74 falanım şu anda. Berker Güven göz rengi. Onu da çektik. Az önce baktık buna. Ne renk? Bal diyebilir miyiz Cem? Yani bala yakın ama bir tık daha koyu. Ama bak sağa çekerken haklısın kestane gibi duruyor. Evet. Sol bayağı bal gibi gözüküyor. Işık yani ince buradan bal olduğundan dolayı. Çok da şey yapmamak lazım. Açık kahverengi. Açık kahverengi. Öyle diyelim mi? Sırada ne var? Berker Güven saç. Bu ne renk? Abi yazın değişiyor, kışın değişiyor. Yani ışığa göre değişiyor. Ya yazın kızıl oluyorum. Ha kızıla kaçıyor. Kaçan bir renk ama tabii. Yoğun, hacimli ve kestane rengi. Saçlarım var. Şampuan firmalarına duyurulur. Ay! Devam ediyorum. Lütfen. Lütfen. Berker Güven solak. Evet solağım. Bunu gerçekten kim fark ettiyse helal olsun. Solağım abi ben. Ya bazen solakları zorla sahil kullanarak yazdırırlar. Manyaklık falan. Niye böyle şeyler yapıyorlar abi? Sol elinle yazıyorsun. Evet ve üniversitede hep sağlak sırası olurdu. Kafayı yerdim abi ben buna. Çünkü herkes böyle yazarken ben böyle dönüp yazıyordum falan. Solak sırası gelmeden sınav yapmazdım. Gelecek derdim yani. Ve getirtirdim. Hangi sinema mezunuyum. Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon. Not ortalaman neydi mezun olurken? İyi not ortalamamı hatırlamıyorum. Tezle bitirdim. Uzun metraj film senaryosu yazarak bitirdim. Bölüm birincisi olarak bitirdim. Berker Güven kardeşi. Var mı? Abim var bir tane. Solak olan. O da aynen. O da solak. Öyle Hollanda'da yaşıyor. Anne o, baba? Annem İtalya'da yaşıyor. Normalmiş gibi anlatıyorsun da neyse tamam. Ya normal baba abi nerede? Çünkü babam da İzmir'de. Babam baba İzmir'de, sen İstanbul'dasın. Nepal. İstanbul'dayım evet. Bu şekilde. Berker Güven aslen nereli? Aslen İzmir'de doğdum, İzmir'de büyüdüm. 17 yaşıma kadar İzmir'de yaşadım. Ondan sonra İstanbul'a taşındım. Anne tarafından Hollanda vatandaşlığım var. Baba tarafından Türk'üm. Türklere genelde sorduğunda aslen nerelisin diye. Biz işte İzmirliyiz ama aslen bizim bilmem neyimiz falan dayanır. Ben oralara hiç girmem, hiç de sevmem. Bu kadar abi. İzmir'de doğup büyüdüm. Anne tarafından Hollanda vatandaşlığım var. Baba tarafından Türk vatandaşlığım var. Bu kadar. Tamam. Berker Güven eğitim. Sayalım mı okulları? Hızlıca sayıyorum abi. Anaokulundan itibaren Sev İlk Öğretim Okulu, Sev Orta Öğretim, Işıkkent Eğitim Kampüsü, Bilgi Üniversitesi. Arada oyunculuk eğitimlerim de Kraft, American Academy of Dramatic Arts, New York Film Academy, Susan Batson, Robert Verlach, Sheila Gray. Bayağı varmış ya. Evet. Sonra da işte zaten setler. Yeni bir eğitim var mı planlı? Ya ben eğitim vermeyi düşünüyorum şu anda. Yeter diyorsun abi. Yok hayır yeter değil. Tabii ki de yetmez ama bende çok güzel bir bilgi var. Özel durumlu karakterlere nasıl çalışılır? Böyle bir fırsat varken bunun eğitimini birine vermek, hani hiç değilse karakter çalışırken özel durumlar gerektiren bir karakter oynayacağı zaman bir şekilde önde olur hiç değilse. Nereden başlayacağını bilir. Ki evet, zaten ders veriyorum ben bu arada. Oyuncuları diziye, filme, role hazırlıyorum. Bilmiyordum. Evet. Berker Güven numara. Berker, bizim programa gelen konuklarımız evet, bir kıyak olsun diye içinden bir rakam söylüyor. Evet. Bunun üstesinden gelmek için sen bize bir iki rakam mı söylersin, üç rakam mı söylersin bilemiyorum. Ama bir üstüne çık artık. Çıkıyorum. Ne yapacaksın abi? Beş. Beş rakam söyleyeceksin. Hayır, beş. Rakamlardan bir tanesi. Beş. Bir tanesi de üç. Kaç kere numaranı değiştirdin? Çok sık numara değiştiren biriz misin? İki kere değiştirdim.
En son ne zaman değiştirdin? 2 sene. 2 sene önceki numaranı bizimle paylaşır mısın? Arayalım mı o numarayı? Arayıp şey diyelim mi? Ben sizin numaranızın eski sahibiyim. 0538 526 çıkıyormuş o numara. 73 73 56. Aradığınız numara kullanılmamaktadır. Bir öncekini arayalım. Söyle. 537 615 51 35. Aradığınız numara kullanılmamaktadır. Senin eski numaralarını kimseye vermiyorlar demek. Ya. Berker Güven Instagram. Instagram. Ne Instagram adresin? Berker Güven 2NL. Berker Güven. Konuk ettiğimiz hiçbir oyuncu da gerçek adıyla abi bulamadık Instagram hesabını. Ne olmuş biliyor musun? Berker Güven'i, Berker Güven'i, Berk Ergüven diye bir çocuk almış abi. Böyle ne? 2011'de adı falan Berk, almış. Adı Berk, soyadı Ergüven, Ergüven abi. Evet. Berk Ergüven diye almış abi herif ve kullanmıyor. Sesleniyoruz. Berk Ergüven, kardeşim Instagram hesabımı geri istiyorum. Geri değil. Eğer kullanmayacaksan sana versin. Peki, şöyle bir şey yapar mısın bize? Dinliyorum. Instagram'ına girip hayranlarından bir mesaj bize okur musun? Okurum. Ama önce Instagram'ı telefonuma yüklemem gerekiyor. Telefonda Instagram yok mu? Hayır. Nasıl yok? Siliyorum. Pardon, biz dün seninle Instagram'da fotoğraf paylaşımı yaptık. Aynen öyle. Sen dün Instagram yükledin. Evet. Fotoğrafı paylaştın. Evet. Ondan sonra da programı mı sildin? Evet. Neden? Kullanmıyorum çünkü. Yani kullanmayı sevmiyorum. Çünkü telefonda Instagram yüklüyken, telefonda hiçbir işin olmamasına rağmen basıyorsun ve orada yarım saat falan surfing yapıyorsun. Çok büyük bir vakit kaybı. Şimdi bizim için evet, programları yüklesen. Yüklüyorum. Başladı yüklemeye. Tamam. Twitter yüklüyoruz. Tamam. Bir de TikTok yüklüyoruz. TikTok mu? Evet, şimdi sana bugün abi, de bir TikTok hesabı. TikTok ya. Bakalım iki Berker Güven'le. Abi o kadar genç değilim artık. Ya bir tane TikTok. O hemen altında TikTok var bir de. Gir abi, TikTok'u da yükle. TikTok'u ne yapacağım sileriz abi? Sileriz ya, yüklesen. Tamam, get dedim senin için. Ha, açıyorum tamam. Instagram'ı. Hayranlarının mesajlarından bir tanesini bastık. Seçip okur musun bize? Vagesha Gonsalves Hotness yazmış. Hotness. Twitter'a girelim. Sen en son ne zaman tweet attın? 26-12. Retweet yapmışım. Yani retweet atmamışım. Anladım. TikTok hesabı açalım. En meraklı olduğumuz şey o şu an. TikTok hesabı niye açıyoruz abi? Ne saçma. İki neyli var mı acaba? Choose your interests. Comedy. Abi hesabın açıldı mı şu an? Hayır, şu an TikTok'ta geziyorum ben. Nasıl hesap açıldı? Profile'a basayım, sign up falan çıkıyor. Sign up? Abi şu an sign up yapmamıza gerek var mı? Bence nasibimi aldım TikTok'tan. Berk Ergüven, Nihal Yalçın. Nihal Yalçın benim kız arkadaşım, sevgilim. Aynı zamanda Türkiye'nin en kıymetli oyuncularından biri. Berk Ergüven fandom. Bu nedir abi, bir kulüp müdür? Fanlarımın topluluğu. Ne demek oluyor bir galiba. Şey mi yapıyorsunuz? Buluşuyoruz, kahve içiyoruz abi. Her çarşamba saat 3'te. Senin hayran olduğun kimse var mı? Çetin Tekindor abi. Hayran olduğum bir insandır kendisi. Hayran olduğum bir oyuncuydu. Hayran olduğum bir insan haline geldi. Harika bir disiplini olan, şahane bir ya usta yani. Sen karakterlerinle kolay anlaşan birisi misin yoksa nedir tekniğin? Her zaman anlamaya çalışıyorsun abi yani. Bir de ben zaten metot oyuncusuyum. Ben metot kullanan bir oyuncuyum. Ne demek metot oyuncusu? Belirli bir metot üzerinden bir karaktere hazırlanırsın. Ve o karaktere hazırlandıktan sonra karakterin dışına çıkmadan, karakteri bozmadan hayatına devam edersin. O şekilde sürdürürsün. Yani Berker olarak değil de Arif oynuyorsan, Arif Alexi oynuyorsan. Bir süre o adam oluyorsun. O bir süre o karakterle vakit geçirmek. O karakter olarak vakit geçirmek. Tamam. Aslında çok kabaca yani. Yoksa metot oyunculuğu tam olarak yani bir sürü dalları var yani. Ama bu yöntemlerinden biri. Biri. Diye böyle kenara koyalım. Sırada ne var? Berker Güven evli mi? Evli mi? Hayır. Hiç de evlenmedim yani. Teklif ettin mi? Hayır. Evet. Evlenmeyi düşünüyor musun? Dur lan. Oha. Çok acayip bir şey olmuştu. 16-17 yaşımdayken aha, o zamanki kız arkadaşım vardı. Büyük müydü senden? Hayır. Aa, büyüktü lan. Bir yaş büyüktü. O biliyor musun sen bu hikayeyi? Sen de mi oradaydın? Ondan sonra ayrılmıştık. Ama ben böyle kafama takmıştım. Ben ayrılmıştım, sonra ben kafama taktım. Şey, gaza geldim böyle abi. Ben dedim evlenme teklifi edeceğim falan filan. Bir tane yüzük aldım.
Gittim abi. Ondan sonra gölgeye çekmiş arabasını. Konuşuyoruz böyle bir şeyler. İşte barışalım barışmayalım falan filan bilmem ne. Elimi cebime atacağım ve evlenme teklifi edeceğim, tamam mı kafamda? Öyle kurdum yani. Elimi cebime attım. Bir şey aynı değildi. Bir şey tuhaftı. Öpüşüyoruz ama ve çekildim. Böyle olduğu sürece ben bunu istemiyorum dedim. Neyse, dolayısıyla evli değilim. Hiçbir zaman da evlenmedim. Şimdi, evlenmeye en yakın olduğum anda hayatımın 17 yaşındaki bir anıydı. Berker Güven Babam filmi. Kaç yılı? Hızlıca 2017 bahsedeyim. Dedik. 2017. Çetin Tekindor, Melisa Şenolsun, Erkan Kolçak, Köstendil, Ebru Şahin, Cezmi Baskın, Ali Düşen Kalkar. Daha sayamadığım pek çok insan. Nihat Durak. Yapımcı. Nihat Durak. Süper. Nerede çektiniz? Gelibolu. Çetin Tekindor'un senin için söylediği bir şey var mı aklında kalan? Ya hani... Bana çok güzel bir mesaj atmıştı yıllar önce. Ben ona doğum günü kutlarken dedim ki Çetin abi doğum günü kutlu olsun. İyi ki varsın. Benim hayatıma girip bana öğrettiğin, bana kattığın için, her şey için sana çok teşekkür ederim dedim. O da bana cevap olarak dedi ki hayat böyle bir şey değil midir? Bir alışveriş. Ben de seninle birlikte çalışmaktan çok fazla şey edindim. Ancak senden bunları duymak çok güzeldi. Çok teşekkür ederim gibi bir şey demişti bana mesela. Ve bu büyük bir onur. Onur ve karşında muazzam bir nezaket var abi. Devam ediyorum. İnşallah bir filmde daha görürüz sizi beraber. İnşallah. Berker Güven Alexi. Vatanım Sensin'de oynadığım karakter. İlk dizim. Başrollerinde Halit Ergenç, Bergüzar Korer, Miray Dener, Pınar Deniz, Boran Kuzum vardı. Onur Saylak da vardı. Kaç sezon devam etti o? 60 bölüm gitti. Kaç sezon bilmiyorum. 2 ya da 3 sezon olması lazım. Taylan Biraderler çekiyordu. Türkiye'nin en yetenekli yönetmenleri. Berker Güven menajer. Gökhan Güneş. Keşke sen de burada olsaydın. Berker Güven Zalim İstanbul. Kaç yılı? Pandemi öncesi ve pandemiyle birleşen birkaç bölüm sonrası var. 3-4 bölüm. 2019... Nedim rolündeymişsin. Doğru. Orada tekerlekli sandalyede oynuyordum. O benim için çok hayatımın en zor rolüydü. Şeyden daha mı zordu? Babamdan daha mı zordu? Kesinlikle. Çünkü Babam filmini bir ay çektim. Zalim İstanbul'u 2 sene. Sana niye böyle roller geliyor ya Berker? Ben seçiyorum. Çünkü bu rol... Bir işte ben bilmem neyi oynamak istiyorum rolü değil. Bu bir sorumluluk. Çünkü ben tekerlekli sandalyede birini oynuyorsam o zaman bütün o diziyi izleyen ya da izlemeyen herkese tekerlekli sandalyede yaşayan bireylerle ilgili sorumluluğum var demek. Kafama göre bir şey yapamam ben dolayısıyla. O insana karşı sorumluluğumu vermek zorundayım. Hakkını vermek zorundayım. O insanın derdini anlatabilmek zorundayım. Ben bunun için oyunculuk yapıyorum. Nasıl hazırlanıyorsun? Belirli bir yöntemim var. Babam filminden beri yaptığım bir yöntemim var, bir uyguladığım. Senaryoyu deşifre ediyorum önce. Ardından duygusal dünyasını içselleştirmek için bazen günlük tutarım. İlişik olduğu diğer karakterlere mektuplar yazarım. Hatta o mektupları veririm. Ya şimdi düşünsene. Sana diyorlar ki hiç tanımadığın bir insanla gel şimdi birbirini çok seven amca yeğen oyna. Ve engellisin bir yandan, tekerlekli sandalyedesin ve az önce sana biri kötülük yapmış, amcan da sana geliyor, sana destek oluyor. Hiç yani sıfırdan bir şey oynayacaksın yani, düşünsene yani ne kadar ilişki kurabilmiş olabilirsin. Dolayısıyla ben o ilişkiyi evde oturup bir mektup yazdım, ne hissettiğimi yazdım amcama karşı vesaire, sayfalarca yazdım yani, tamam mı? Ve ondan sonra baktım mektuba. Dedim ki ben bunu Fikret abiye vereceğim. Fikret Bey'e vereceğim. Çünkü o zaman abi bile değil. Tanımıyorum yani adamı. Sette tanışacağım yani. Hani. Merhaba dedim, nasılsınız falan. İyiyim evlat, sen nasılsın falan bilmem ne. Hazır mısın rolüne falan filan. Hazırım işte falan bilmem ne. Verdim mektubu. Dedim ben bunu size yazdım. Amcam olarak hani Nedim'den amcasını. Hani normalde paylaşmıyorum kimseyle. Sizle paylaşmak istedim. Bu kadar dedim. O ne yaptı? Ben hayatımda hiç böyle bir şey almadım ya dedi. İnanılmaz bir şey bu, teşekkür ederim dedi. Sonra geldi, sahneye çıkacağız. Geldi böyle baktı bana. Mektubunu okudum deyip sarıldı. Harikayım. Berker Güven vücut. Bilmiyorum yani. Vücut abi işte, normal vücut yani. Herkeste olduğu bir şey yani. Devam ediyor. Var mı öyle bir vücudun gözüktüğü sahneleri mi var? Niye sormuşlar? Bence gözükmediği için merak etmiş olabilirler. Çünkü hiç gözüktüğünü hatırlamıyorum ben. Babam filminde sadece bir yüzerken sahnem vardı, onu hatırlıyorum. Bir de Zalim İstanbul'da vardı ama... Sevişme sahnen yok mu? Aa, hiç sevişme sahnem yok ya. Yazık ya sana. Öpüşme sahnesi var mı? Öpüşme sahnem var. Zalim İstanbul'da vardı. İlk filmim. Babam. İlk filmim değil. İkinci filmim Topal Şükran'ın maceraları, ilk öpüşme sahnem. Demet Evgar'laydı. Komik midir ya? Ne hissediyor gerçekten? Öpüşme sahnesindeki
Şeyi merak ettim. Öpüşüp abi olağan herhangi bir sahne gibi. Alev Alev'de de vardı mesela Hazar'la biz işte öpüşme sahnesi çektik. Öpüşme sahnesi çekiyorsun. Ondan sonra kestik diyorlar. Ya kanka bilmem ne yiyelim mi falan diye devam ediyorduk mesela aynı hayatımızda. Hiç şey değil yani. Berker Güven nasıl olunur? Nasıl olunur? Yani ben nasılım? Kendim gibiyim. Kendiniz nasıl olursanız öyle olursunuz. Diyebilir miyiz buna Cem? Evet bunun ha? Cevabı yok. Değil mi? Bunun yani. Cevabı yok yani. Yani bir tutamarı da taze kiki koyup yapabileceğim bir şey yok yani. Doğru. Berker Güven nerede oturuyor? Açık böyle adresi. Sorularda bazıları net söylemek istemiyor. Evet. Bazı hani İstanbul'da oturuyorsun. İstanbul'da oturuyorum. Kadıköy'de. Semtinin, ha? Kadıköy'de. Tamam ilk söyleyen sen oldun. Abi söyleyeyim. Niye söylemeyeyim ki? Kadıköy zaten çok büyük bir yer. Berker Güven çocukluk. Çocukluğum İzmir'de geçti. Teknoloji kuşağıyla sokakta yetişen kuşak arasında bir kuşak. Ben. Bazı arkadaşlarım teknolojiyle geçirdi çocukluklarını. Ben öbür tarafındaydım. Bütün gün mahallede yakan top, 9 aylık işte istop, arabanın altına top kaçar, arabanın altına girersin. Her şeyi yaptım abi. O son şanslı nesilden biriydim yani. Öyle söyleyeyim. Şahane bir çocukluk geçirdim o anlamda. Çok da şanslı hissediyorum kendimi bu yüzden. Çok da güzel geçti. Abi. Ergenliğim başka. Ergenliğim neler tekim. Neler yaptım ya biliyor musun Cem ben yani? Ne yaptın abi çok abi güzel. Okulda kolejde okuyordum ben ama çok param yoktu. Vallahi kolejde okuyorum ama param yoktu yani. Hani sabah okul servisini beklediğim marketin önünden marketin içine girip 10 kuruşa sakız alıp 25 kuruşu okulda satıyordum abi. Ve öyle hafta yani. Sonu harçlığımı çıkartıyordum. Ve bayağı para kazanıyordum bu arada. Sonra okulda bir müzik grubu kurduk biz. Sene sonu gösterisi yaptık. Sonra dedik ki niye kendi konserimizi vermiyoruz? Ve bayağı müzik grubu kurduk abi. 17 yaşındayken hiçbir bara girmeye reşit değilken henüz barlara girip müzik yapabiliyorduk. Ve 12 olduğunda mekan sahibi bize reşit olmadığımız için mekandan çıkartıyordu. Ama sahnede çıkabiliyorduk, izin vardı. Sen ne yapıyordun? Solistim. Solistin abi. Evet abi. Berker Güven stil. Ben genellikle rahat giyinirim. Bugün Cem'in hatırına olabildiğince şık giyinmeye çalıştım. En şıkım ama bu. Ama ceket de denedin şimdi. Ceket de denedim. Ceketli, ceketsiz, önü açık, kapalı falan dedikten sonra en son buna karar verdik. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz. Devam ediyorum. Berker Güven estetik. Kaç tane var? 4. 2 burada, 2 burada. Göğüsleri küçülttüm, büyüttüm. Düzelttirdim. Yani şey, dikleştirdim. Erkekler estetik de yaptırıyor. Yaptırıyordur, illa ki yaptırıyordur. Sen ne yaptırırdın, yaptıracak olsaydın? Ben ne yaptırdım, yaptıracak olsaydım. Ya ben bir yerimi yaptırmam, ben mutluyum ya. Abi gerek yok yani, bir de şey hani... Karakter için. İlla ki karakter evet. İçin mi? Abi o zaman dönmek istediğin noktada ne yapacaksın? Berker Güven, Hazar Ergüçlü. Hangi projede beraber? Alev Alev. Hazar benim bu sektörde tanıdığım en dobra, en güzel insanlardan biri. Kıbrıslı değil mi? Kıbrıslı aynen. Çok da harika bir partner. Sahnede asla seni yalnız bırakmaz. Elinden geleni ardına koymaz. Seninle de çok güzel iletişim kurar. Çok da güzel seni dinler aynı zamanda. Çok iyi bir dinleyicidir Hazar. Çok da güzel goy goy yapılır Hazar'la. Hazar'a da buradan selam olsun. Aynen sevgiler. Berker Güven... Yemek. Bu ne alaka? Yemek abi bilmiyorum niye sormuşlar. Mesela herhalde bir yemek sahnesi falan gibi bir şey vardır muhtemelen. Yemek ondan yapar mısın? Yazmışlardı. Ben bayağı yemek yaparım. Yemek yapmayı çok severim. Yemek yemeyi ayrıca çok severim. Harikasın. Berker Güven Nedim. Hayatımda oynadığım en özel karakterlerden biri. Zalim İstanbul'da oynadığım karakter. Ben de yeri ayrı olan ve her zaman da ayrı olacak olan bir karakter. Tekerlekli sandalyedeki karakter. Aynen öyle. Aynen öyle. Her zaman da yeri ayrı olacak. Nedim'i çok seviyorum. Benim her zaman içimde yeri var. Berker Güven aşkı memnu. Var mı bir oradan anlatacağım bir şey? Tonlarca oradan varmış. Anlatacağım bir şey yok abi. Ben aşkı memnu oynamadım ki. Niye böyle bir şey sormuşlar? Oynamış gibi anlatsana. Oynamış gibi mi? Bihter'le Behlül'ü çok kıskanıyordum ben. Onlar buluşup konuştuklarında kapı dinleyip ağlıyordum. Ama nedense hiç sahnelerimi koymadılar diziye. Yok abi Aşk-ı Memnu'da oynamadım ama hayatımda birkaç tane Aşk-ı Memnu'm olmuştur geçmişte. Devam ediyorum. Berker Güven dans. Abi dans etmeyi çok severim. Eğitmenlik asistanlığı yaptım. Bir dans okulunda sosyal Latin dansları genellikle. Yani hip hop çok fazla yapmadım. Ama salsa, bachata, cha-cha, paçanga bunların hepsini yaptım abi yani. Ne çok şey öğrendik senin hakkında ya. Hem müzisyenliğini öğrendik. Abi ya. Yazmışsınız. Biz değil o Google'ın senin hakkında aranan yani sorular. Yani işte adamlar şey yapmış aramış. İşte aramış siz de kağıtlara yazmışsınız. Biz de öğrenmiş olduk. Evet. Sadece Talutox'ta.
Berker Güven Yen. Benim tiyatro oyunum. Çok da güzel bir oyundu. Çok da özel bir oyundu. Türkiye'de yapılmış bence en gerçekçi oyunlardan biriydi. Dramasının baştan sona full gerçekçilikle akan muazzam bir oyundu. Nitekim zaten bununla birlikte bir sürü ödüllendirildi ya da adaylıkları oldu bu oyunun. Bora Akkaş, Neslihan Yel'den İdil Sivritepe ve ben. Ailelerin çocuklarının yanlarında olmadığında, ihmal ettiklerinde çocuklarını ne gibi sonuçlar olabileceğini anlatan bir oyundu. Çok güzel bir sosyal katmanı vardı. Ben de her oyunu keyifle oynadım. Berker Güven, farklı roller. Bunu konuştuk aslında sayılır. Konuştuk bunu genel olarak. Yani farklı şimdi farklı roller. Şimdi yeni bir farklı rol geliyor galiba. Evet. Yeni projenin şimdi, adı ne? Üç kız kardeş. Hangisin sen? Ortanca. Ortanca kızı oynuyorum. Çok heyecanlıyım. Bu sefer oynayacağım karakter çok daha farklı bir rol. Bu zamana kadar çok fazla oynamadığım bir rol. Onun detaylarına birazdan anlatırsın. Birazdan gelirim. Berker Güven, hoş bir sohbet. Benim çok mutlulukla yaptığım bir programdı bu YouTube'da. Bütün geliri Ahbap Derneği'ne bağışlanan, izlenme gelirlerinin Ahbap Derneği'ne bağışlandı. Pandemi sürecinde ilk kapanmalar olduğu zaman insanlara hem madden, oradan elde edilecek gelirle madden, hem de insanların o dönemki buhranlarından uzaklaştırmak için aslında benim tanınmış arkadaşlarımla yapmış olduğum bir program. Ne kadar sürdü? 8 bölüm gibi bir şey çektim ben ve 2 ay boyunca yayınladım ama kurgusunu, bilmem nesini, programın konseptini, her şeyini ben yaptım. Sırada ne var? Berker Güven ücret. Ne kadar? Lap diye söylesem ya. Nasıl alınıyor ücret abi? Yani bir oyuncu nasıl ücret alıyor? Merak ediyorum ben. Genel olarak tiyatroda provadan para almazsın. Hele ki zaten televizyona ya da sinemaya iş yapan bir oyuncuysan kesinlikle almamalısın bence etiksel anlamda. Filme geçelim. Filmde parayla anlaşırsın filmde. Film bittikten bir hafta sonra sana yatırırlar parayı. Peki dizilerde nasıl oluyor? Dizilerde bölüm yayınlanır. Bölüm yayınlandıktan sonra yapım şirketinin politikasına bağlı ve senin sözleşmene bağlı olarak yayınlandığı günden itibaren 30 ila 60 gün sonra alırsın ilk paranı. Sonra her hafta ödeme mi olur? Ondan sonra da her hafta bölüm başına ödemen olur. Aksamadığı takdirde. Bazen aksayabiliyor. Benim bu zamana kadar çalıştığım pek çok yapım şirketinde hiç aksama olmadı. Berker Güven, Üç Kız Kardeş. Benim yeni başladığım dizi. İclal Aydın'ın romanı. Üç Kız Kardeş, Kanal D'de. Hikayemiz Ayvalık'ta geçiyor. Çok güzel bir hikaye. Ben de burada çok farklı bir karakteri oynuyorum. İlk daha önce oynamadığım bir karakteri oynuyorum. Berker Güven, Özgü Kaya. Özgü ile çok yeni tanıştık. Çok yeni çalışıyoruz ama tanıdığım kadarıyla Özgü çok tatlı bir insan. O da iyi bir müzisyen. Acayip iyi şarkı söylüyor. Zaten opera mezunuymuş. Evet evet, piyano da çalıyor galiba. Baya güzel şarkı söylüyor. Çok güzel şarkı söylüyor Özgü. Berker Güven, Somer. Kim Somer? Karakterimin ismi. Mücadeleci, aşık, acı dolu ve gizemli bir şövalye olarak tanımlıyorum ben Somer'i. Çok gizemli bir adam. Yer yer bu gizemini koruyamayabiliyor. Acılarına basıldığında ve mücadele duygusu içeriden geldiğinde. Aynı zamanda hayatında çok aşık olduğu bir kadın var. Tutkulu olduğu, onu kaybetmek istemiyor. Ancak onu kaybetmemek için göze alması gereken bazı durumlar var. Ailesine karşı verdiği çok güçlü bir savaş var. Türkiye'deki pek çok birey olmaya çalışan çocuğun verdiği savaş gibi. Heyecanla izleyeceğiz. Heyecanla izleyin. Heyecanlı. Somer. Bitti mi sorularımız? Kalmadı değil mi gerçekten? Son soru. Kalmamış. Güzel. Talo Talks'ta arama motorlarında hakkımda çıkan sorularınızı cevapladım. Siz de Talo Talks kanalına abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Çok memnun olduk geldiğin için. Eyvallah abi, teşekkür ederim. Bir dahaki programa sabırsızca bekliyoruz. Bir daha mı çekecek miyiz? Çekeceğiz tabii. Vallahi her hafta gel. Her hafta gel. Lütfen her hafta gel. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yakında tekrar görüşmek dileğiyle seni uğurluyoruz. Sağlıcakla. İyi ki geldin. Görüşmek üzere. Bye bye.